şu anda arabamızdayız. Teknemize doğru yola çıkıyoruz. Biraz marketten bir şeyler aldık. Bütün günü teknemize geçireceğiz gibi görünüyor. Hedefimiz Kurgutgaz'a gitmek. Yolda ya hiç bir silaj görmez ve deniz temiz olursa denize girmeyi de planlıyoruz. İnşallah bugün artık hava güzel olur diye umut ediyoruz. Çünkü her videonun başlığı fırtınaya yakalandı. Yine fırtına, fırtına geliyor. Onun için inşallah bugün artık güzel bir hava olacak ve biz de denize gireceğiz. Güzel bir gün geçirmeyi umuyoruz. Biraz sonra serpme kahvaltımız hazır olacak. Sizde kişi başı 75 liraları ayarlarsanız sevinirim yani. Her yerde şöyle 3 tane şey veriyorlar. Biz böyle sallanan böyle denizde, tekneli, mekneli, turistli, bilmem neli. Bak şey eşliğinde, güzel, hava. 75 lira normal yani. Aile indirimi yapmıyor musun? Yaparız bir güzel. Çaylar belli. Çaya yok ki. Gerçi hava sıcak bugün çay. Evet. Çaysız kahvaltı etmem ama bugün canım soğuk meşrubat istiyor, çok sıcak. Artık bugün de fırtına çıkmaz değil mi baba kesin yani? Kesin saat 3'te 4, kaçta? 2'de 3'te 4'te fırtına gösteriyor ama bilmiyorum. Allah ciddi diyor. Olamazsın yani Allah bu havada gösteriyor. Bile fırtına olursa yok artık bizim şeyler değişti yani. Hiçbir şeye güven olmuyor. Cızıt cızıt cızıt. Hazır. Limandan ayrılıyoruz. Kahvaltıyı topladık. Şimdi Kumburgaz tarafına gideceğiz. Aslındayız. Kumburgaz'a doğru.
Küçükçekmece tarafı yine yıkılıyor. Dalgalar görüyorsunuz o insürlerini. Burada da hiçbir şey yok. Sürpriz yaptım, size kumburgazı getirdim. Bak burası ne güzel, suya bak, pırıl pırıl. Jet skiler var. Burada turistler, yabancılar, otellerin önünde. Burası güzel, ben seviyorum. Burayı gelip dinleniyorum. Suyunu da beğeniyorum. Temiz. Girelim mi denize? Gireceğiz, geldik o kadar. Temiz siz de. Siz yoktunuz, siz sezonu açamadınız. Ben gerçi bir iki defa açtım. Burada da gelip giriyorum ben ama artık gireyim bari. Ne yapayım? Soğuk değil mi? Bilmem, soğuk mu? Güzel gibi duruyor. Sen... Aaa! Eşi ona eşek. Süreci hızlandırdım senin için, aşk olsun. Şimdi tekneyi çalıştırıp gideyim mi baba? Çok güzel. Güzel mi? Yoksa 2 saat giremez. Ya senin için yaptım. Biz uyurken nasıl geldin? Dalgasız mıydı deniz? Nasıl? Biz uyurken gelmişsin ya, nasıldı? Yok. Köpek balıklı ama inanılmaz, bende bir köpek balığı fobisi var. Diyeceksiniz ne alaka, köpek balığı bulurum da yani, balık tutarız, bana köpek balığı gelir hep falan. Yani çekiyor, onun için gittim kendime köpek balıklı havlu aldım, umarım gelmez artık bana. Tekneye artık her geldiğimde farklı bir oyuncak getiriyorum sırf babamı kızdırmak için. Kızmıyor da işte. Her sefere bir tane getireceğim. Bugün Care Bear geldi bizimle. Güneşleniyor ön tarafta. Kızım koskocaman oldun, hala yine abuk subuk şeylerle, bu neyine getirmişsin, ne bu? Kerbeğir. Neymiş bu kerbeğir? Halk ne? Arasında care bağır. Care bağır. Güzel, sevimli, fena değil. Geçen hafta getirdin uyuz şey neydi öyle? Puşi. Puşi mi? Ay ne çirkin bir şey öyle, tüylü müydü, kafasına bir şey dikmişler. Toz toparlık bir şey. Bundan sonra sana her hafta başka bir oyuncağımı niye getireceğim. İsimlerini de söyleyip sonra test yapacağım. Hangilerini hatırlıyorsun? Bu geçen haftakini hiç sevmedim. Pushkin miydi? Ne? Pushin. Pushin. Ha, Pushkin'den bana Pushin, aklıma geldi. Pushin, Japon şeyi. Bu güzel, bu fena değil. Sevimli, bunu sevdim. Sen kerberi sevdin mi? O da mutlu. Bak ne kadar sırıtıyor. Mutlu gibi geçen duruyor çocuk. Geçen haftaki çok çirkin. Tarifi imkansız yani. O nereden buldum kızım onu? Onda mı şey yapıyorlar? Var böyle alanlar yani gidip. Bir ben herhalde onu bilmiyorum. Puşini seven var mı? Şey. Yani ya. Gök koyarsın onu da bir ara da görsün. Tamam zaten. Buraya ekleyeceğim onun da tipini. O tipsiz şeyi ekle de. Sevimliydi o. Büyük biraz büyüyor. O puşi kornu bir kere. Puşinin unicornu. Ama kerbeğerimi uçurma bak, kıyamet kopar burada. Hadi bakalım, sezonun ilk deniz açılışını yapın. Niye?
birden girdi diyor ki Ece ölüyorum. Girdim ben çıkarttım. Karpuz gibi. Ne çıktı oğlum? Canım hala bekliyor musun sen? Ne zaman gireceğim? Yok gitmeyeceğim. İçeriden çekiyor gideceğim diyor. Buradan nasıl iteyim kızım? O kadar uzun kollarım var. Ben vatopuz muyum? Hadi atla. Öğlenliğinde kahve yaptık. File marketten de sabah biraz kurabiye falan almıştık. Şimdi de onları yiyeceğiz öğlen için.
gümbürtüye. Bizim care bare bile korkudan zaman böyle oturuyor. Can simidi. Can simidi takmış care bare. Mutlu ama gözlerinde ya. O tedirginliği görebiliyorum care barenin. Nasıl tırsıklamayı? Kaptan Bey yine batıyor. Yine batıyorum. Her zamanki gibi bu sene öyle. Yani batmazsak içim rahat etmeyecek. Ya kesin batırmam lazım. Bu ne ya? Poseidon'un bana bir kıllığı mı vardır nedir ya? Hep benim buluyor kardeşim. İki gidiyoruz, yüzüyoruz, iki eğleniyoruz, gidiyoruz fırtına bilmem ne. Bambum bambum. Bu ne ya? Aa, sıkıldım vallahi. Karavan alacağım. Oo, yeni plan. Tekneyi satıp karavan alalım ya. Karavan. Onu da her tarafı yasaklamışlar. Ama aa, insanlarımız maalesef yani gittikleri yeri temiz bırakmıyorlar. Denizde bile nelere rastlıyoruz işte. Komple çok poşetini atmış adam ya. Ayıp ya. İnsaf. İşte limanda öyle. İçiyorlar, ediyorlar, bira kutuları çıkıyor. Hepsi çöpler. Hepsi sağda, solda. Denizin içinde. Ondan sonra deniz şöyle oldu, böyle oldu. E olur tabii. Ne diyeceğiz? Kaptan Bey, bugün akşam yemeğinde ne var? Efendim, bugün size çok güzel spesiyaller hazırlıyorum. Patlıcan tatlı. Yok. Ama çok muhteşem bir patlıcan salatası yapacağım. Yanında da şöyle mesela kuzu şiş var. Ama patlıcan salatası çok güzel. Önce patlıcanları közlüyoruz. Biberleri közlüyoruz. Daha sonra bu ayrıntılara geliriz. Bir dakika. Canım kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Domatesi. Ne domatesi? Salata domatesi. Salata domatesi. Patlıcan salatanın herhalde. Öyle mi? Aslında onun pişmesi gerekiyor da neyse şimdi hiç uğraşamayacağım bugün. Çiğ çiğ yaparız. Kolay gelsin. Güzel de oluyorsun ama aferin ha. İnce de. Salatası bizden sorulur. Doğrama ekibi çık 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 çık. Vay. Yani bu işi Adana'da falan mı aldın eğitimini? Evet. Aslen Adanalıyım ben. Adanalı. Evet. Adana'ya giderek mi? Şallarından giy. Güzel oldu vallahi. Güzel oldu. Sıcak yeni yak. Aşağıda patlıyor. Yerden havai fişek. Valla kapanışı da yani size görüyorsunuz. Dandik bir havai fişek gösterisiyle. Yani varsa yoksa YouTube takipçilerim için. Bitti mi? Çok bu kadar mıydı? Evet, bitti. Kapanış. Ufak bir atraksiyon. Düşük bütçeli. Ya 300 takipçiyle bu kadar alıyor. İleriki günlerde daha büyük havai fişekler atacağız. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Çok istediğimiz gibi keyifli bir gün olmadı ama yine de iyiydi. Evde oturmaktan iyidir. Umarım beğenirsiniz. Tüm deniz severlere, tüm deniz tutkunlarına sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Bu arada tabii kızımın kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Bay bay. Yakılabilecek her türlü bir şey yaktı baba. Wow. Teknede canlı eğlence var. Ben de gidip kalimbamla eşlik etsem acaba.